Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Avcı öncülüğünde Türkiye'de ilk defa görüntü tabanlı spermiyogram test sistemi geliştirilerek uygulamaya konuldu. Sistemle 3 farklı kategoride insan ve hayvan spermlerinin yapay zeka tabanlı olarak analiz edilebildiği aktarıldı. Türkiye'de ilk defa Fırat Üniversitesi Veteriner, Tıp ve Teknoloji Fakülteleri işbirliğinde COSGAP, ARGE ve inovasyon destekli görüntü tabanlı spermiyogram test sistemi geliştirildi. Yazılım Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Avcı öncülüğünde gerçekleştirilen bu sistemle birlikte insan ve hayvanlarda sperm numunelerini motilite, morfoloji ve konsantrasyon olmak üzere 3 farklı kategoride analiz ettiği kaydedildi. Sistemle en doğru sonuçların elde edilmesini otomatik bir şekilde sağlanacağı aktarılırken, gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka tekniklerini kullanabilen ilk ve tek yerli üretim sistem özelliği taşıdığı belirtildi. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Avcı, geliştirdikleri sistem hakkında bilgi verdi. Geliştirilen GTA sistemi arkadaşlar, insan ve hayvanlarda, ki hayvanlarda daha çok boğa, aygır ve koç üzerine ve bir de teke üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar var. Sperma numunelerini motilite yani hareketlilik, morfoloji yani biçimsel özelliklerin çıkarılması, konsantrasyon analizi yani birim alana düşen sperm hücre sayısının sayılması şeklinde yoğunlaştırdık. Bu modülleri oluşturduk projemizde. Bu modülleri oluştururken genel anlamda yapay zeka ve görüntü işlemenin en ileri tekniklerini kullandık ekibimizde. GETAS hayvancılıkta suni tohumlama ve ırk ıslahında özellikle iyi cins hayvanların yetiştirilmesi konusunda gerçekten Türkiye'nin ekonomisine bir katma değer sağlayacaktır. Aynı zamanda GETAS'ı biz insanlarda, yani insan modülünü de geliştirerek insanlarda, özellikle tüp bebek merkezlerinde dölerme konusunda uzmanlarımıza yardımcı olması için gerçekleştirmeye çalıştık. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaffari Türkse, projeyle araştırmalarda hata payını düşürecek, zaman kaybını önleyecek ve maliyetten kazanılacağını söyledi. Bu yapmış olduğumuz sistem şu anda kullanılan ithal ürünlerden herhangi bir farkı olmayan ve Türkiye'de ilk defa her 3 analizin de, yani hareketlilik, şekil analizi ve sayının da bir arada yapıldığı yapay zeka sisteminde ilk yerli ve milli bir üründür arkadaşlar. Bunun şu anda prototipini geliştirmiş olduk. Bundan sonra diğer analizleri için devam edeceğiz ve en sonunda ürün haline getirip piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Bu şöyle bir kolaylık sağlıyor bize. Şu anda bu kullandığımız ithal ürünlerle hem zamandan kazanarak hem de maliyetten kazanarak sağlıklı bir sperm analizi yapıyoruz. Bizim yaptığımız manuel yöntemlerle, objektif bir yöntem değil, subjektif yöntemlerdir. Subjektif yöntemlerde de analiz yaptığımız zaman hata payımız çok yüksek. İşte bu hata payını minimize etmek için kullandığımız bir sistemdir spermiyogram analiz sistemi. Fakat bunun şu anda yerli olanı olmadığı için biz bunun üzerine bir araştırma yaptık ve dolayısıyla şu anda da yerli olan üretimimizi gerçekleştirmiş olduk. Ama tabii ki tam şu anda piyasaya sunulacak konumda değil, ürünün geliştirme aşamalarını devam ettiriyoruz.